Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece olduğu gibi bu cuma akşamında da sizlerle birlikteyiz. Cuma akşamları biliyorsunuz hem sosyal güvenlik hem de vergi konularını ele alıyoruz. İki değerli konuğumuz bizlerle. Doktor Nedim Türkmen. Nedim Hocam iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler ve İsmail Sevinç de bizlerle. İsmail Hocam hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış, merhaba. Çok teşekkürler. Tabii zaman zaman böyle vergi konularının öne çıktığı dönemler oluyor. Zaman zaman sosyal güvenlik konularının, maaşla ilgili meselelerin öne çıktığı gündemler oluyor. Şimdi bu dönem revaçta olan Nedim Hoca'nın tarafı. O yüzden İsmail Sevinç, Nedim Hoca ile başlayacağım. Çünkü üst üste düzenlemeler geliyor maliyeden. Hani şöyle söyleyeyim, hiç boş bırakmıyor Nedim abi. Yani bir an bile... Evet. Boş kalmayın. Mutlaka bir düzenlemeyle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Değerli izleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Adresimiz ekranlarda @bloomberg.et. Twitter'dan hem İsmail Sevinç hem de Nedim Türkmen'e bu meselelerle ilgili sorularınız, mesajlarınız varsa bekliyoruz. Aslında İsmail Sevinç'in gündeminde de böyle çok ne diyelim alevli, çok dikkat çekebilecek böyle hani tatlı konular var. Ne bileyim staj sigortası var. EYT 3600 gibi böyle her zaman gündemimize giren meseleleri de konuşacağız inşallah. Ama önce ben Nedim Üstad'la başlayacağım. Döviz hesaplarını bozup TL'ye geçen şirketlerle ilgili bir kurumlar vergisi düzenlemesi var. Nedir bunun aslı, esası, detayları, incelikleri? Nedim Hoca'dan dinleyerek başlayalım. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben bir ay olmadı galiba bir yazı yazmıştım. Döviz kurlarının çok yükselmesi nedeniyle, yani Eylül ayının sonunda 8.90 yılı 13.30'la bitirdi. Çok ciddi olarak bankada bulunan paralar bankada dolar olarak euro olarak kalıyor olmasına rağmen değerleme yapıldığı için fiktif bir kar çıktığında ve %25 geçici vergi ödeneceğini, bunu ödememek için bir düzenleme yapıp burada oluşan karların vergiden istisna edilmesi gerekir diye bir ay önce bir yazı yazmıştım. Tabii biz tam bu onları gündeme getirirken birden işte 20 Aralık'tan itibaren yeni bir döneme girdi Türkiye. Ve bu bizim yüzüne bakılmayan öneri başka türlü gündeme geldi. Şimdi Türkiye'de ciddi bir döviz problemi var. Merkez Bankası rezervlerini yerine koymak istiyor. Onun için de 265 milyar doları bulan bankalarda döviz tevdiat hesapları var. Bunun 165'i yaklaşık vatandaşa ait, 100 milyarı da şirketlere ait. Bunların Türk lirasına çevrilmesini teşvik etmeye çalışıyor. Biliyorsun ihracatçının dövizin satılması da %25'inin yapıldığı rezervlerin yerine konması anlamında. Bir de yine Türk vatandaşlığına ilişkin düzenleme yapıldı. Orada da Türk vatandaşlığına geçecek olanlara ilişkin yapılan ödemeleri mutlaka Merkez Bankası'na satılması gerekiyor. Şimdi dün itibariyle meclise sunulan teklif şunu getiriyor. Diyor ki şirketlere, şahıs değil, şirketlere, siz diyor 31-12-2021 tarihi itibariyle şirketinizin döviz hesaplarını, dolar olabilir, euro olabilir, frank olabilir, pound olabilir, bunları 17 Şubat 2022 tarihine kadar. 17 Şubat niye önemli? Çünkü 2021 yılının son geçici vergi dönemi Ekim Kasım aralığa ilişkin beyannameyi ne zaman veriyoruz? 17 Şubat'a kadar veriyoruz ve geçici vergi ödüyoruz. Diyor ki bu döviz hesaplarınızla ilişkin bunları 17 Şubat'a kadar 3 aylık bir süre için Türk lirası hesaplara dönüştürürseniz ya da katılma hesaplarına, ben bu 3 aylık yani 1 Ekim 2021 31 Aralık 2021 dönemi kur farkı gelirleriniz ya da faiz gelirleriniz, bunlara ilişkin olarak elde ettiğiniz gelirlerden %25 kurumlar vergisi almayacağım diyor. Bu çok önemli bir istisna. Çünkü ciddi anlamda bir kur farkı çıkıyor. Kimlere kur farkı çıktı? Bankada parası olanlara çıktı tabii. Veya kasada o kadar çok para olmaz. Banka hesaplarında, altını sonra anlatacağım. Buna ilişkin düzenlemeler.
Ve buna ilişkin de şimdi kanun çıkıyor, önümüzdeki hafta çıkar. 17 Şubat'a da daha zaman var. Böylece ne yapıyor devlet? Şirketlerin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi şartını yerine getirenlere vergiden fedakarlık ediyor. Biz buna ne diyorduk? Vergi harcaması diyorduk. Dolayısıyla 2022 yılında vergi harcaması tutarı 336 milyar liraydı. Şimdi bu nerelere gidecek onu çok bilemiyorum. Ancak yani devletin burada, vazgeçtiği vergiler de diyebilir miyiz üstad buna? Evet, evet. İstisna ya da muafiyetler yoluyla devletin almaktan vazgeçtiği tamam. vergiler. Hatırlarsan Eşel Mobil Sistemi'nde ÖTV'yi söylemiştik. 50-60 milyardı. Toplamda devletin evet. geçen sene katkısı, enflasyona da katkı sağlayacak şekilde vazgeçtiği vergiler 100-110 milyar lirayı bulduğunu sanırım Maliye Bakanlığı açıklamıştı. Sen daha iyi bilirsin ama. Evet, evet. 102 milyar diye kamu tamam. maliyesi raporunda açıklamışlardı. Şimdi böyle bir düzenleme getiriliyor. Bu neye aslında biliyorsun bu tür Türk lirası koruma hesabı oradaki kur nedeniyle oluşacak kur farkının vergi gelirlerinden ödenmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Anayasanın 73. maddesi var. Diyor ki vergiler kamu giderlerini karşılamak üzere alınır. Yani vergiler mutlaka bir kamu giderinin karşılığı olmak zorunda. Şimdi siz bankada hesabı olan bir azınlık sayabileceğimiz ya da çok yüksek hesaplarla ilgili uğranılacak olan kur farkı zararını karşılamak için vergi gelirlerinden hazineden ödetemezsiniz bunu. Peki burada ne oluyor? Aslında peçeleme diyoruz biliyorsun. Kanunun arkası dolanıyor. Vergi harcaması yoluyla bunlar vergilerden ödetilmiş oluyor. Yani o vergiler alınmaktan vazgeçilerek aslında vergilerden ödetilmiş oluyor. Temel bir prensibimiz var. Faydası bütün topluma yayılmayan kamu giderleri vergilerle ödenemez. Ama şimdi bu dönemde bu yapılmaya çalışılıyor. Şimdi Türk lirasında iktidarın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini yapıp Türk lirasında kalan şirketlerle dövizde kalanlar arasında şimdi bir adaletsizlik yaratılıyor. Neden? Sizin bankada hesabınız vardı, Türk lirası faiz geliri elde ettiniz. Onunla ilgili olarak %25 kurumlar vergisi ödeyecektiniz. Ben sizi dinlemedim. Euro'da, dolarda kaldım. Ben artık kurumlar vergisi ödemeyeceğim. Bu adaletsizliğin altını bir çizmemiz gerekir. Bir adaletsizlik daha var. Ben ihracatçıyım. Yurt dışından alacağım var. Henüz tahsil etmemişim. Banka hesabına koymamışım. Ben ne yaptım 31-12 itibariyle? O alacağımı değerledim, kur farkı geliri yazdım. Şimdi benim bu istisnadan faydalanmam mümkün mü? Değil. Yani dönemiyorsun çünkü fiziki olarak parayı almamışsın diye mi söylüyorsun? Evet, düzenleme öyle. 31-12-2021 tarihi itibariyle hesaplardaki paradan bahsediyorum. Belki ama Nedim abi bu daha henüz yasa olarak bu teklif aşamasında değil mi? Evet. Belki senin, şimdi bunları biz bu programı hakikaten neden yapıyoruz? Yıllardır hem İsmail Sevinç'in tarafı, yani sosyal güvenlik, daha önce Resul Hoca vardı, Resul Kurt. Onunla da, sen de vergi tarafıyla. Biz birçok şeyi burada dile getirdik. Pandemi öncesi, pandemi dönemi, bazı eksiklikleri, bazı yanlışlıkları burada dile getirdik. Çoğu zaman da kamu otoritesi aslında, yani ben bundan mutlu da oldum. Düzenleme yaptı, değiştirdi. Boşlukları doldurdu, iyileştirdi ve bizim dile getirdiğimiz birçok şeyde, tabii ki biz dile getirdiğimiz için değil ama belki çorbada tuzumuz varsa da mutlu oluruz. Sonra evet. bu işler düzeldi. Bunun birçok örneğini yaşadık. Hatta hani Nedim abi değil mi hatırlarsın, çok söyledik bunları. Tabii, tabii. İsmail tabii. Sevinç döneminde de oldu bu, yani sosyal güvenlikle ilgili. Umarız böyle olur dediğimiz şeyler evet. oldu. Mutlu da olduk. Şimdi bu söylediğinde olabilir belki, yani hani ihracat alacaklarıyla ilgili henüz bir reel bir ele somut olarak para geçmemişse belki onu gösterip bir şekilde bundan yararlanabilir mi bilemiyorum, hani bir formül bulunabilir mi diye. Şimdi şöyle, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi 180 gün. Bazı özelliklerde 90 gün. Eylül ayında satışı yaptık, Ekim ayında. Henüz gelmedi. Vadeli de ihracat yapıyoruz. Şimdi ben ne yaptım? 31-12 itibariyle X, İtalya'daki X firmasından alacağım gözüküyor. 3 milyon euro. Şimdi bunu değerleyip
henüz tahsil etmediğim halde ne yapacağım? Fiktif kur farkı üzerinden %25 17 Şubat'ta geçici vergi ödeyeceğim. Oysa ki getirmiş olup bankada parası olan hiçbir vergi ödemeyecek. Bu ciddi bir adaletsizlik. Türk lirasında kalanlar için de adaletsizlik. Şunun da yapılması gerekir. 1 Ekim 2021, 31-12 2021 arasında şirketlerin bankada TL hesapları var ve buradan elde ettikleri gelir varsa, mutlaka var faiz geliri, bunlara ilişkin olarak da bu istisnayı tanımak gerekir. Eşitlik ve adalet ilkelerine aykırılık oluyor. Vergilemede belirlilik ilkesine aykırılık oluyor. Bunların düzeltilmesinde büyük fayda var diye düşünüyorum. Şimdi kanun teklifinde daha bitmiyor tabii. Diyor ki 17 Şubat'a kadar tamam, döndünüz. Bunu daha sonra da dönebilirsin diyor, en az 3 aylık olarak. Yıl sonuna kadar, yani 31-12-2022'ye kadar da diyor, bu hesapların dönüşümüyle ilgili ya da faiziyle ilgili yine senden vergi almayacağım diyor. Bir dakika, bu bir seferlik bir durum değil mi diyorsun yani? Evet, 2022'de de devam ettiriyor bunu dövizi olanlara ilişkin. Yani bazıları dönmeyebilir, 17 Şubat'ta dönmedin. Sonra yine sen bu dövizlerini dönersen yıl sonuna kadar bu imkanı ben sana tekrar sağlıyorum diyor. Şimdi Türk lirasında kalanı cezalandırdın, parayı tahsil etmeyeni cezalandırdın, ciddi bir problem oluşuyor. Bir diğer daha bir adaletsizlik konusu, altın konusu. Şimdi bizim vergi kanunlarımızda altın emtia olarak tanımlandığı için değerlendirilmiyor. Yani şirketin bilançosunun aktifinde 5 kilo altın varsa, bu altın 3 aylık dönemlerde değerlenmiyor. Sattığınız anda, yani gramını atıyorum 300 TL'ye almıştınız, şimdi 800 oldu. Sattığınızda kar çıkıyor. Şimdi burada diyor ki altınları da diyor tekrar dönüştürürseniz ne değerleme farkı, buna ilişkin olarak değerleme hiçbir şey, vergi yok. Yani bilançosunun aktifinde altın olanlar hiç durmasın. Yarın gitsin hemen bunu Türk lirasına çevirsin. Böylece arada altının gram fiyatının yükselmesi nedeniyle oluşmuş olan gelirin tamamı vergi dışı oluyor. Çok avantajlı diyorsun. Müthiş. Yani tavsiye ediyorsun yani. Döverler. Tamam hocam, işte düzenleme ne güzel. Nedim hocam, yani işe yarayacak diyorsun bak. Yarar ama bakın, ben de diyorum ki Türk lirasında kalanların hali ne olacak? Tahsil etmeyen ihracatçının hali ne olacak diyorum. Bunları da öngörme, kollamak gerekir. Siz dediniz ki dövizi bozun, dövize tutanın eli yanacak. Sizi dinlemeyenleri şimdi mecbur kaldınız, böyle ödüllendiriyorsunuz. Bu anlamda söylüyorum. Bu eşitliği sağlamak gerekir diye düşünüyorum. O zaman şu yapılabilir, işte Türk lirası hesaplara ilişkin o 3 aylık, biraz önce söyledim, elde ettikleri gelir beyan dışı bırakılabilir. Evet. Türk lirasında şu anda da var biliyorsunuz, Türk lirasına ilişkin gerçek kişilere ilişkin olarak Türk lirası hesabında kalınırsa döviz kurundaki değişimlerle ilgili koruma sistemi var. Veya bunu da şirketlere sağlayabilirsiniz. Böyle bir düzenleme meclise gelecek. Pazartesi gün genel plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Ben bunun etkili olacağını düşünüyorum. Bu konuya ilişkin sorular da var. Onları da soracağım. Evet. Twitter'dan @bloomberg.et'ye gelen izleyicilerimizin bu meseleye ilişkin mesajlarını, sorularını alıyoruz. Soracağım. Ama ben İsmail Sevinç'e döneyim şimdi. Bu arada yeni bir açıklama da var. Dövizden Türk lirasına dönüşüm oranı 08.07.2022 itibariyle %20'ye ulaşan bankalar 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan o %1,5 komisyon sanırım uygulanmayacak. Dövizden TL'ye dönüşüm oranı 15 Nisan 2022 itibariyle %10'a ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan %1,5 komisyon uygulanmayacak haberini bir kez daha izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Burada bir rahatlama 2022 sonuna kadar anladığımız kadarıyla sanki gelmiş oluyor. İsmail Sevinç, şimdi senin tarafta da bu 3600 meselesi, yani bu ne zaman çözülecek Allah aşkına? Yani hep böyle bir, bunda neden hep böyle bir ileri tarih var? Yani bunu getirip mesela vergi konusu, Nedim abi konuşuyoruz değil mi? Tak bir torba yasa, 4 madde, mini yasa, mini paket, pat bir haftada iş bitiyor.
3600, yıllardır konuşuyoruz. Yani 3600 çözülecek denmesine rağmen şöyle deniyor mesela, önümüzdeki yıl sonu falan. Hani ya 3600'ü hemen bir an önce, bir hafta, 10 gün neden böyle çıkmıyor bu paket? Onu bir taraftan merak ediyorum ve ne olacak, ne zaman olacak? Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Vedat Bilgin'i dinleyelim senin. Tabii bunlar belli bir periyoda bağlı. 3600 olsun, diğerleri olsun. Ama şu da var tabii, yani hani bu sosyal güvenliğe ait konular birçok kişiyi ilgilendiriyor. 3600 dediğiniz anda 6 milyon kişiyi görüyorsunuz. Yine EYT dediğinizde 6 milyon insan karşınıza çıkıyor. İşte emekli maaşı artışı dediğiniz zaman 13 milyon karşınızda. İşte asgari ücretle zam yaptığınızda 10 milyon karşınızda. Ve bu aslında çok kişiyi doğrudan etkilediği için bu tip konular bir taraftan da tabii çözümlenmesi, sadece sosyal güvenlik ya da sadece böyle klasik bir doktrinden ziyade aynı zamanda belki yani bu konuları çözmek daha detaylı çalışmaları da gerektiriyor olabilir. Ama neticede verilen bir söz var. 3600'e gelirsek Sayın Bakan'ın bu konuda açıklamaları oldu bu hafta. Ne dedi 3600 ile ilgili, tek tek ele alalım. 3600 evet, meclis gündemine Nisan-Mayıs aylarında iletmiş olacağız. Bu konuyla ilgili de sendikalarla en son çalışmamızı paylaşacağız dedi. Şimdi 3600 deyince yapılan son çalışmalar hani ne gibi çalışmalar? Küçük belki bunu biliyoruz. Ne var 3600 deyince? Kısaca hatırlatayım, işte burada 4 grup vardı, esaslı grup. Bunlar kimdi? Bir taraftan öğretmenlerdi, 1 milyon kadar. İşte kimler vardı? Sağlık memurları vardı. Yine polisler vardı. Yine yani emniyet görevlileri vardı. Yine kim vardı? Din adamları, imamlar vardı. Şimdi bu grup nereden bakarsanız 2-2,5 milyon. Bir de emeklilerin düşünün bir o kadar daha var. 5-6 milyonluk bir kapsam oluyor. Eğer herkesi dahil ederseniz, çünkü 3600'de böyle bir baskı da var. 3600 diyor ki yani ben 3600 alacağım. Diğerleri diyor ki ben de almak istiyorum. Veya hiç olmayan da diyor ki ben de 3600 değil 2200 olayım. 3600 olan da 4800, 6400 neden olmayayım diyor. Bunlar da haklılar mı? Talepler. Yani şöyle haklılar tabii. Şimdi bir grubu aldığınız zaman... Yani hocam haklı asgari ücret gibi. Asgari ücret yaptığın zam mı? %50. Asgari ücretin bir çıt üstünde alan diyor ki ya benim günahım ne? Aynen öyle. Ben de istiyorum haklı olarak. Şöyle düşünün, il müdürleri var. İl müdürleri 3000 alıyor bazı yerlerde. Bir öğretmen yani bir hemşire de 3600 alacak. Tabii ili yönetici adam 3600 hakkı. İlçe müdürleri var, merkez müdürleri var. SGK'da yine aynı, Maliye Bakanlığı'nda vergi dairesi müdürleri var. Merkezde şube müdürleri var. Bunların hiçbir 3600 değil. Onlar da istiyor 3600. Bir taraftan 3600 olanlar bizim de bir ayrıcalığımız olsun diyor. Aslında sadece 3600'ü belli gruplar değil, tamamıyla ilgili bir düzenleme, bütün memurlarla ilgili ele alınması gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Böyle olursa adaletli olur. Yani şöyle 15 milyar bir maliyet çıkarmıştık o zaman, hatırlarsınız. Ya bunun iki katı, en fazla iki katı olur yani. Hani yapılacaksa bence komple yapılmasında son derece fayda var. 3600 ile ilgili tabii hesaplama, bir taraftan da şu var olayın 3600 ile ilgili. Şimdi 700 liraydı bu ilave emekli aile artışı, 3600 ile gelecek olan. Bu 1000 liraya çıktı şimdi. Tabii emekli aylıklarının ciddi bir etkisi oluyor. Normal aylıklara etkisi olmuyor. 30 bin lira kadar da ikramiyeler etkiliyor. Tabii bir taraftan 3600, bir taraftan EYT'nin gelmesi. Ne olacak bu sefer? Erken yaşta bir emeklilik, yani erken emeklilikleri gündeme getirecek kesin. Öğretmeni olsun burada, işte hemşiresi olsun, polisi olsun, erken emekli olmak isteyecektir. Çünkü bir taraftan EYT ile yaşa takılmaktan kurtuluyor. Bir taraftan emekli olduğu zaman 3600 ile zengin bir alana, refah alanına giriyor. Tabii burada önemli ayrılışlar, tabii bu ayrılışlar aynı zamanda bir fırsata da sunuyor. Niye? Yeni genç istihdamını da burada aslında artırmış oluyor bir noktada. Bu da önemli görünüyor aslında. Diğer tarafta bu tip düzenlemenin 3600'ün, yani ajandamızda muhakkak yazmamız lazım bunu. Aynı şeyleri ya ajandamıza yazalım. Ne yazalım? 3600 hangi memuru etkiliyor? 1-10-2008 öncesinde girmiş olan memuru etkiliyor. Onlarda var gösterge, ek gösterge sistemi. Ama 2008 sonrası girmiş olan birinde bu sistem yok.
Yani 2008 yılından sonra memurluğa atananların hiçbirinde 3600 ek gösterge söz konusu olamayacak. Doğru mu? Değil. Aynen. Emekli aile hesaplaması tamamen tekleşiyor. Böyle 3600'dür gösterge gösterge gidiyor. Klasik SGK aylık hesaplaması, aylık bağlama oranlarıyla yapılıyor. Peki bu neye sebep oluyor? Neye sebep oluyor? Mesela 1000 lira bir fark oluşturuyor. Yani 1.12.18 öncesi girenle sonrası girenler arasında. Emekli aile anlamında. Yine neye sebep oluyor? Zaten emekli aylıklarında 2008 sonrası girenlerde düşüş yaşanacak. Bunu görüyoruz. Yani niye düşüş yaşanacak? Çünkü sistem değişti. Parametreler farklı. 1000-2000 lira yapıyor neredeyse. Yani biri 5000 alırken bir diğer öğretmen veya bir diğer polis memuru 3000 alacak. Yani buradaki şey şu an görünmese de önümüzdeki günler biz bu düzenlemelere de hazır olmamız gerekiyor. Ya bu bugünle kalmayacak. Evet. 2008 sonrası da yine gündeme gelecek düzenlemeler. Anlaşılıyor ki Nisan-Mayıs aylarında bu 3600 ile ilgili kamu tarafındaki çalışmaya gelince iki tarafı da çalışıldığını biliyorum ben. Yani bir, dörtlü grup, iki, tamamı. Bunların maliyetleri de eser. Ya bu hesaplamalar benim anladığım bitti. Ama tabii tekrar şunu hesapla denirse bu başka bir şey. Tekrar şunu dahil edelim derse bu başka bir şey. Ama bunları tabii memur sendikalarına da iletilecek anladığımız. Orada da bir tartışma olacak. Orada da onlara bence ciddi görevler düşüyor. Orada bu işin nasıl olacağına dair. Ondan sonra da gündeme gelecek. Diğer taraftan... Vallahi bu bence evet. Bu sefer olur gibi geliyor. Sayın Bakan'ın asgari ücretle ilgili... Evet, bence tırnak içerisinde söylüyorum, o mahirliği, o %50'lik zam. Yani bence de çok becerikliydi. Yani Sayın Bakan burada bence burada da söylediğini yaptı benim gördüğüm yani. Hani bir şekilde kamu desteği ücret falan hani vesaire, evet. Orası çözüldü. Bu 3600'e de bence burası da çözülür gibi geliyor bana hocam. Bana da aynısı geliyor. Çünkü zaten Nisan Mayıs'ta gündeme getireceğiz diyorum meclisin gündemi. Ne diyeyim hocam? Seçim yani, 2023'te şimdi yapma. Yani, seçim kararı 3 ay önce alınıyor ya. Ondan bir hafta önce bunların hepsi çözülür mecliste. EYT dahil, 3600 dahil. EYT dahil çok iddialısın. Nedim evet abi. Evet. EYT hepsi biraz çözülür. İddialı tabii ama. EYT çok iddialı. Olur mu olmaz mı konuşuruz. Buyurun İsmail hocam. Şimdi EYT'ye de girelim isterseniz. Çok da böyle hani zamanı kullanmak için. Bir Nedim Hoca'ya birkaç sorum var. Döneyim sonra EYT için tabii sana olur, döneyim olur, izninle. Olur. Bu döviz hesaplarını bozup TL'ye geçen şirketlere kurumlar vergisi istisnası için birkaç soru var Twitter'dan. Mesela şunu sorayım ben. İbrahim Bey demiş ki Nedim Hocama. Biraz tabii detaylı sorular ama Nedim abi. Firma 31.12.2021 tarihindeki yani yıl sonu itibariyle dövizini bozdurup vergi avantajından yararlandı. 3 aylık hedge yapıp döviz aldı. Vergiye karşı hile olmuş olmuyor mu? 31.12 itibariyle işletmede mevcut olanların bu 17 Şubat'a kadar yani şey olmadan, bozulmadan Türk lirasına çevrilmesinden bahsediyor kanun metninde. Kanun teklif metninde. Yani bozdurulmuş ise onunla bu hükümden faydalanamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki şöyle gene çünkü aralardan bakıyor. Hedge yapıldığından bahsediyor. Enver Bey demiş ki ya bu şirketler karlı mı ki kurumlar vergisi doğuyor da istisna verecekler kurumlar vergisinden demiş. Yani şirketler karlı mı ki diyor, böyle bir düzenleme oldu da hani bundan istisna olacaklar Allah aşkına. Bunu anlatın demiş. Tamam, güzel. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum buna. Şimdi Türkiye'de 1694 tane şirket ödüyor Türkiye'deki kurumlar vergisinin %85'ini. 1694. 1700 diyelim hadi. 1700 diyelim hadi, öyle olsun. 986.318 kurumlar vergisi mükellefi var 31.12 itibariyle. Ve bunların 1700 tanesi ödüyor %85'i, doğru. İhracatçı sayısını da söyleyeyim. 86.269 ihracatçı firma var Türkiye'de. 86.269. Burada çok büyük ithalat yapan firmalar biliyorsunuz ithalat ödemeleri nedeniyle bankalarda döviz olarak tutuyorlar haklı olarak veya ihracatçılar.
Burada olabileceğini tahmin ediyorum ben. Burada yüksek rakamların. Özellikle o 1700 firmada olabilir ilk başta. Çünkü %85'ini zaten onlar ödüyor. Öz varlıkları güçlü şirketler. Onlar faydalanacaktır. Dediği doğru. Zaten o 1700'ün dışında bir ikinci bir 1700 daha var. Ondan sonrası kuru kalabalık zaten. Doğru. Onlar da kârda olmadığı için para da yok. Kayıt dışı alınıyor, kayıt dışı satılıyor, vergi ödenmiyor. Orada zaten hiçbir şeyden etkilenmedikleri için onları çok ilgilendirmeyecek. Tabi bu arada mecliste biliyorsunuz bir yasa teklifi daha var. Kurumlar vergisi oranının ihracatçılar ve sanayi sicil belgesine ve kapasite raporuna sahip üretici firmalara ilişkin. Bir de onu bekleyeceğiz. O da gelecek çok yakın Peki. bir zamanda önümüzde. Nedim Hocam şunu da sorayım. Tevfik Bey yazmış. Diyor ki, yok o başka bir soru o sanırım diğer tarafa, İsmail Hoca'ya. Enver Bey diyor ki, Nedim Üstad'a sorar mısınız? Şirketlerin tüm döviz tevdiat hesapları TL'ye dönünce mi istisna yoksa Türk lirasına dönen meblağ kadar mı? Türk lirasına dönen meblağ kadar. Ha. Bunu da nereden çıkartıyoruz? İkinci bentte diyor ki 17 Şubat'a kadar, yani şimdi siz 2 milyon euronuz var, birini döndünüz 17 Şubat'a kadar. Bu birine isabet eden kur farkı geliri ya da faiz geliriyle ilgili ancak yararlanabileceksiniz. Daha sonra 17 Şubat'tan sonra bu faydalandırmadığınız 1 milyonu getirir koyarsanız tekrar Türk lirası hesabına, yıl sonuna kadar da ben sana faiz ve bu kurun dönüştürülmesi sırasında oluşan kur farkına ilişkin yine istisna tanıyorum diyor düzenlemede. Dolayısıyla ne kadar bozdurursanız o kadar. Peki. Tamam. Sorular oldukça yine sana soracağım. İsmail Sevinç'e döneyim ben şimdi. Bu EYT dediğimiz tartışma, emeklilikte yaşa takılanlar. Her zaman umutlu oldular. Her zaman sosyal medyada çok organize oldular. Bize de geliyor şu an yine EYT ile ilgili mesajlar hesabımıza, Twitter hesabımıza, Bloomberg EYT'ye. Ama bir türlü bu iş olmaz. Bu iş çok zor. Bu EYT çıkmaz değerlendirmeleri vardı. Şimdi bakan EYT konusu gündemde ama şu an değil diyor. Bu ne demek? Yani şu demek aslında. EYT hep gündemde tabii. EYT dönem dönem gündemde olan. Bir de gündemde olması, hani gündemde demek ne demek abi? Yani çözeceğiz demek mi? Hani gündemde olur da. Bence askıda demek yani. Ha? Şu demek. Çalıştık askıda. Zamanı gelince çıkartacağız ve hani bir karar vereceğiz şeklinde. Çünkü EYT ile ilgili şimdi biliyorsunuz 8-9-99 ve öncesinde çalışanları kapsıyor. Hani gün şartı ve hizmet süresi şartı aranırken yaş şartı da aranınca birçok kişi emekli olamadı. Bu doğru, hani global anlamda baktığınızda doğru bir yaklaşımdı ama kişisel haklar bakımından tartışılır bir konuydu. Tabii EYT konusu 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor tam. Yani SSK, Bağkur Emekli Sandığı. 6 milyon. Çok önemli bir kesim. 6 milyon. Tam 6 milyon. Yani bunları emekli etsek... 6 milyon. Şunu soracağım abi bir saniye. Biz 6 milyonu ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanları düzenlemeyi çıkarsak 6 milyon daha emeklimiz mi olacak? 6 milyon daha bir anda olmayacak 6 milyonda. Mesela 100'er bin 100'er bin katlayarak biz 12 sene içinde diyelim 6 milyonu bulacağız. Tamam. Yani her an bu giderler ay ay oluşacak. Mesela siz şartları peki, 6 an, milyon kişi potada yani. Şu an bekleyenler peki hani çıktığı anda hemen EYT başvuru emekli olabilecekler ne kadar kişi? Biliyor o sayı musun? Çıkmasına bağlı yani. Bilmiyorum. Çıkış şekline bağlı. O sayı bende yok ama çıkış şekline bağlı bu. Ama şöyle bu zaten. Mesela çıktığı anda biri emekli olacak. Çıktıktan bir gün sonra biri olacak. İki gün sonra biri olacak. Üç gün sonra biri olacak. Yani anladım işte, ben onu. Onu anladım. Anladınız ama değil mi? Evet. Onu anladım abi. O toplandı diyorsun. Önümüzdeki yıllara evet, yayılarak 6 milyon. Bende. Ama ben bakmam diyorum lazım. Ki çıktığı anda hemen yarın emekli oldu. Evet. Bunların sayısı kaç? Evet. Peyderpey olacak ama orada bir birikmişlik var. O sayı tabii elimde rakamlar olması lazım. SGK'nın açıkladığı rakamlar da yok ama ona bir Nedim abi bir tahminin mi var?
Yok, EYT'lilerin açıklaması vardı. İlk planda 600 bin olduğunu, 600 şeklinde gittiğine ilişkin. Şimdi şöyle tabii olabilir, açıklamadı, bir bakmak lazım. Yalnız burada şu var EYT'de. Şimdi birkaç çalışma yapıldı. Bu çalışmalardan biri hani klasik, herkes başa dönse. Hiçbir şey, yani 4447 çıkmamış olsaydı, şartlar hiç değişmemiş olsaydı bu 6 milyon kapsama giriyor. O zaman ne oluyor bu 6 milyon kişi? Hemen emekli olabilecek olanlar var, diğerleri var. Geniş anlamda bir düzenleme. Böyle bir düzenleme hatırlarsanız dedik 60 milyar civarına mal oluyor. Onu bence tutturmuşuz. Şimdi diğer taraftan bu yoktu. Mesela dedik ya 3 yaş 5 yaş geriye alalım. Yani 3 yaş 5 yaş herkes daha düşük emekli olsun. Bunun da çalışıldığını biliyoruz. Diğer taraftan işte 50 yaş barajı olsun. Yani 50 yaşından önce kimse olmasın da şartları taşısın, gerçekleştirsin, 50 yaşına gelince emekli olsun. Halihazırdaysa 50'yi geçmişse yine emekli olsun. Diğer bir şey, bu çok fazla hani kabul görmez ama bence ekonomik anlamda en uygun olanı ama çok kabul görmez. Bu da ne? Mesela sizin 10 bin gününüz var. 10 bin gününüz var. Hep çalışmışsınız. 30 yıl boyunca çalışmışsınız. Ama daha diyelim ki siz 50 yaşındasınız ve 58'de emekli olacaksınız. O zaman diyor ki ya senin günün 5000 günde emekli olacaksın. Üzerine bir 5000 gün daha çalışmışsın. O zaman 5000 günün dörtte birini alırım, ne? 1250 gün. 1250 günü 360'a bölerim yaş olarak, ne? 4 yıl. O zaman seni 4 yıl erken emekli ediyorum. Bu pek bir maliyeti çıkmıyor bunların. Ama bu tarz opsiyonlar da tabii konuşuluyor. Ama bunlar tabii çok istenen opsiyonlar değil. En azından maliyet büyük çıkacağı belli. Bu yapılamıyorsa işte belli bir yaş kriteri konulup, 50 konulup ya da herkesten 3 ya da 5 yaş indirim yapılıp bir düzenleme çıkabilir. Peki bu düzenleme çıkar mı? Hani tahminimiz. Daha önce deseniz bana hani çok zor derdim. Hani böyle bir Şimdi düzenleme peki çok zor neden derdim ama çıkabilir diyorsun? şimdi neden Nedim çıkabilir hocam diyorum. biliyor bak. Şimdi şöyle, öyle bir Nedim dönem hocam ki ne şu söyleyeceğini anda tahmin edebiliyorum. Evet. Buyurun. yani şimdi herkesin gelir düzeyi Gözlerimle düştü yani. konuşuyorum artık. Gözlerime Gözlerinizi göremiyorum anladım. dedim hocam. Gözlerine bakıyorum Nedim hocam. Buyurun İsmail Sevinç. Şimdi tabii buradaki neden böyle olabilir? Çünkü neden? Şimdi bu dönemde belki seçim atmosferinden kaynaklı olabilir bu. Herkes yapılmamış işleri ya da hakları noktasında sonuçta bir talepkar oluyor. Siyaset mekanizması da buna tabii ki bir bakıyor, inceliyor ve kabul görüyor gibi görünüyor. Bu stajyerler için de öyle, 3600 için de öyle. Onlar da bugünün konuları değil. EYT için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün daha olabilir görünüyor. Ama hemen mi? Anladığım kadarıyla hemen değil. Parça parça. Ve burada en zor gerçekleşecek olan da bu EYT tabii. Kapsam çünkü çok geniş. Ama ben de inanıyorum ki bununla ilgili artık top taca atma zamanı değil. Artık 90'a atılacak zaman. Maliyetleri olsa Peki. da önümüzdeki günlerde, yani bu şeyler çözüldükten sonra Nisan Golü kim Mayıs'tan yiyecek? sonra Onu da bir söylesen iyi olacak. yani golü biz yiyeceğiz. Maliye Yani tarafı. şöyle, ya maliye tarafı yemiyor. Maliye tarafı değil, herkes sonuçta bir maliyet Peki. bu. Buna katlanan herkes oluyor. Maliye burada Peki. sadece onu Birkaç tasfeden bir kurum. mesaj okuyayım. Mesela diyor ki Mehmet Bey, 53 yaşında 11 bin günü 11 bin gün Evet. Evet, bakın. SGK primim var. 7 yıl Buyurun. geçmiş bir EYT'liyim. Bundan sonra çıkmasının ne bana Bundan ne de faydası yok. memlekete hayrı var demiş. Hani ya bu saatten sonra. Kendisine, evet yani şimdi 11 bin günü olan birini emekli yapmak lazım. Bunu da tartışalım. Yani 11 bin günü olan biri yaşı beklememeli. Bu Bekliyor adam işte. zaten bir, hani yani normalde de yaşı beklememeli bu insan. Yani çünkü gün sayısı çok prim ödemiş bu Ama adam. bir dakika İsmail hocam, şu an sisteme girenler, tırnak içerisinde söylüyorum, özür dilerim. Yani Tabii onlar peki 7200 günde emekli oluyor. 7000-7200 yaş günde şartı emekli yok mu oluyor. peki? Yaş var. Yaş şartı var. Ya Tabii işte yaş onu şartı var. diyorum. Ama Adam şimdi tabii yaş şu an şartı var sisteme ama giren 7200 günü doldurdu. Şu an sisteme giren 11 bir gün oldu. 60 Onlara da yaşını diyecek misin? bekleyecek. Hemen emekli olsunlar. Hayır, 60 yaşını bekleyecek, 65'ini bekleyecek. E Ama tamam şöyle işte. düşünün. Onda 65'i bekle diyorsun erkekse. Ama Bunlar niye şöyle erken diyorum olsun burada. diyorsun? 11 Burada bin gün şöyle oldu erken diye. olsun diyorum. Şöyle erken olsun diyorum. Çünkü 11 bin gün hizmet prim esas, yani prim gün sayısını biriktirmek kolay bir şey değil.
Siz bunu 20 yaşından düşünün. 11 günü biriktirmek için 32-33 yıl çalışmıştır bu insan. Zaten bu insan haliyle bir 52-53 yaşına gelmiştir. Bu insana kolaylık sağlanabilir. Buna 58-60'ı bekle denmeyebilir. Ben çünkü, de diyorum ki tamam anladım seni. Şu an evet. Bugün sisteme giren. Şu anki sistem öyle değil. Tabii. 65'e kadar beklemiyor mu? Evet. 11 bini olsa da. Evet 60 yaşına kadar 58-60 duruma göre 65'e kadar bekliyor. Tamam. Ama benim dediğim yeni bir öneri zaten. Yani benimki yeni bir durum. Yaş şartı aranmaksızın sadece prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılına bakılaraktan emekli yapma formülü. Nedim abi. Değişik yeni bir şey bu. İsmail Sevinç de bu seçim atmosferine girmiş gibi görünüyor. Kapalı. Hayır seçim değil. Yani şimdi olacak diye bir şey değil. Seçim otobüsünün üzerinden yarısına kadar sarkmış şeyleri seçmenleri selamlıyor pozunda. Onu da veriyoruz bunu da veriyoruz. İsmail Sevinç valla öyle oldu. İşin yok şakası. Hayır ben burada şeyi söylüyorum ben. Dedik ya, yani reform neler yapılabilir? Bunlar da düşünülebilecek tabii, tabii. Şeyler. Takılıyor. Yani biz hep yaş demeyeceğiz yani. Şimdi adam 30 sene çalışmış. Diğeri 5000 gün 65 yaşına gelmiş. Ama bu 11000 gün 53 yaşına gelmiş. Tamam. Yani çok prim ödemiş. Demek istediğim buydu. Beni al. Çok hani isterseniz dağıtmayın. Yani burada EYT ile ilgili önümüzdeki günlerde anladığımız kadarıyla bir pozisyon alınacak. Ama yine buradaki çekincemiz, burada yine yazmamız gereken şey 99 sonrası girenlerin günahı ne? Sorusu her zaman sorulacak. Tamam. Yani onu da soracağız her zaman biz. Birkaç mesaj okuyayım. EYT'liyim ancak diyor benim temennim Özgür Bey yaşa takılmış ve çalışma imkanı bulunamayan, sağlık sorunu olan, kirada oturan, öncelikli olarak zorda olanlar tespit edilip emekli edilsinler demiş. Şimdi bunu mesela nasıl tespit edeceksin? Çok zor. Çok zor. Böyle bir şey yapılmadı. 44 yaşındayım. 7000 günüm var. 55 yaşını bekle diyor sistem bana. 10 yıl sonra bana çift emekli maaşı verecek mi demiş devlet. İşte şey yok. Zorluyor. Prim ödeme gün sayısı çok diyor. Ama bekliyorum diyor. Bana kızan izleyicilerimiz var. Yani mezarda mı emekli olalım Barış Esen diyorsun demiş Batur Alp Bey. Vallahi ben demiyorum. Yani bu ben düzenleyici otorite... Sen de EYT'lisin biliyorsun. Yani. Efendim? Şimdi sen şöyle. Sen de EYT'lisin biliyorsun. Tabii siz ben de EYT'liyim de. Siz şöyle. Yani böyle bir şey demiyoruz tabii. Ama siz sosyal güvenlik dengesi anlamında baktığımız zaman bunların hiçbirini yani... çoğunu kabul etmezsiniz yani. Hani niye kabul etmezsiniz? Çünkü gelir gider dengesine bakarsınız. Aldığınız prime bakarsınız. Ödeyeceklerinize bakarsınız. Kurtarmaz dersiniz. Bu EYT'nin genel düzenlemesiyle ilgili diyorum. Ama tabii şartlar öyle bir noktaya yetiyor ki insanları. Yani enflasyonist ortamda da diyor ki yani artık bir burada bir şeyler yapılmalı. Burada bir hak kaybın giderilmesi gerekir. Nevinden talepleri de sıklaşıyor tabii yani. Buna da bir karşılık vermek gerekebilir. Peki bu EYT dava konusu olmamış mıydı? Olmuştu. Ama dava konusu olması bir şey kanun çıktığı zaman bir anlamı kalmaz. Yani. Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Hı hı. Beklenen hak ya da işte beklenen haktır bu. Kazanılmış hak değildir dedi Anayasa Mahkemesi ve o konuyu kapadı. Ben EYT evet. Konusunun şöyle çözüleceğini düşünüyorum. Çok fazla maliyet yaratmadan ve yapmış olmuş olduklarını da göstermek için. Hı hı. Prim öde emekliliğe kalan süre dikkate alınarak aylık bağlama oranını düşük tutarak bir çözüm bulacaklarını düşünüyorum ben. Ama o da iş görmez dedim be. Yani o yani tedavi etmez o. Pansuman da sayılmaz. Karşılıkla bulmaz. Peki. Yani böyle bence, bir şey çıkabilir şapkadan. Peki. Şimdi tabii sorun oyun içinde kural değişmesi vesaire gibi sorular, mesajlar var. İşi olmayan EYT'liler zor durumda diyen izleyicilerimiz var. 49 yaşındayım. Elim kolum ağrıyor. Çalışmaktan gına geldi demiş. Salih Bey daha yani çalışacağız yani 49 yaş genç lütfen yapmayın ya Allah aşkına yani. Elim kolum ağrıdı yok yani çalışacağız 49 da o kadar da değil hani. Burada EYT'yi bekleyenlerden Barış bir tane yani en çok böyle 4B'li bağ kurdular heyecanla bunu bekliyor bence. Yani şöyle onlar hem prim ödüyor
Bir taraftan da kendileri primlerini ödedikleri için emekli olursak diyor, hem maaş alacağız hem prim ödemeyeceğiz diyor. Tabii onların ayrı bir katmerli bir durumu var kendi içinde. Yine son bir yıl içinde işsiz olan EYT kapsamındakiyle emeklilik hakkı, Celal Bey yazmış. Yani şimdi şöyle bir algı var bütün gelen meselede, işsiz olan, durumu zor olanlara EYT hakkı, ama yani işi olup işsiz olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz? SGK'ya bildirilmeden emekli yani hala bilmiyorum nasıl olacak. Bu biraz bugün zor. İşiniz var, yarın olmayabilir yani. Onu evet. Da çok ya, o da var tabii. Bir araya gidelim mi Nedim Hocam? Sonra aranın ardından şu enflasyon düzenlemesini sana sormak istiyorum. Bu da yine sıcak konulardan bir tanesi. Emeklilikte yaşa takılanları konuşsak tek konuyla bir programı yaparız. O kesin biter, yani. Çünkü... Onun için konuşmayalım bence bir süre isterseniz. Çok mesaj geliyor. Hemen bir arayı verelim. Aranın ardından enflasyon düzenlemesi neden erteleniyor ona girelim efendim. Ekonomik Görünüm'de son bölüme girdik. İsmail Sevinç ve Nedim Türkmen konuklarımız. Nedim Türkmen'e dönüyorum hocam. Enflasyon düzenlemesi, düzeltmesi. Biz bunu da konuşmuştuk. Evet, geçen hafta. Evet, nedir durum, nedir düzenleme? Bu kurumlar vergisi de indirim içeren bir yasa teklifi var. Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülecek. Oraya bir plan ve bütçe komisyonuna uzatılmasıyla ilişkin bir teklif verilmişti. Ama sonra öyle olmayacağı anlaşılıp dün meclise sunulan yasa teklifinde buna ilişkin bir düzenleme var. Burada 2004 yılından bu yana enflasyon düzeltmesi uygulanmıyor. Şimdi artık enflasyon düzeltmesi yapmak için şartlar oluştu. Son 3 yılda %100 ve aylık %10 gerçekleşti. Bunun yapılması gerekiyor. Ancak işte bize talepler geldi, o yüzden biz bunu erteliyoruz diyorlar. 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmamasına ilişkin düzenleme geliyor. Ve burada da şimdi enflasyon düzeltmesinde biz ne yapıyorduk? Bir katsayı belirleniyordu. Parasal olmayan kıymetler enflasyon nedeniyle defter değerleri düşük kalıyordu. Enflasyonun etkisini gidermek için onları enflasyona uygun, yani bilançolar gerçeği yansıtıyordu. Enflasyonun etkisinden arındırıyorduk enflasyon düzeltme katsayısıyla. Şimdi 2004 yılından sonra bu yıl artık 2022'de bunun yapılması gerekiyordu. Efendim, iş dünyasını, yani şirketlerin çok fazla aleyhine bir durum söz konusu değil. Meslek mensupları çok kısa bir zaman var, nasıl hazırlanacağız tarzı şeyler olmuş anladığım kadarıyla. O yüzden böyle bir düzenleme geliyor. Bu şu demek, ama yani çok fazla iyi bir iyi şey yapıldığını ben düşünmüyorum. Bu parasal olmayan kıymetler enflasyonun etkisi giderilemediği için ne olacak? Bilançolar gerçeği yansıtmayacak, daha enflasyonun etkisini hissederek küçük olarak yer alacak. Rakamlar küçük olacak. Yani siz bankaya kredi almaya gittiğinizde enflasyonun etkisini içeren gerçekten küçük, gerçek olmayan bir rakamlar olacak. Bu şunu yapmaya çalışıyor Maliye Bakanlığı. Ben çok net konuşuyorum, biliyorsun. Bir vergi usul kanunu geçici 31. maddesi var. Burada 31.12.2021'e kadar sabit kıymet ya da taşınmazları aktife girdiği tarihten bugüne kadar yurt içi üfe kadar artırıyorsun. Artırdığın tutar üzerinden %2 ödüyorsun. Bu ay ödenecek ilk taksit 1-3-5 şeklinde gidiyor. Ben, bizi izleyen şirket sahipleri var, bir sürü iş insanları var. Bundan yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2023'ü de bekleseniz oradaki oluşan karlar kar sayılmayacak, zararlar zarar sayılmayacak. Evet. Dedim abi, şöyle bir soru var, diyor ki İbrahim Bey. Evet. Kazanılmış hak yeni düzenlemeyle iptal edilebilir mi? Enflasyon muhasebesi bir haktır diye bir mesaj var mesela. Çok doğru. Bir haktı, uygulanacaktı. Şimdi bir kanunla bu erteleniyor. Ben bunun ertelenmesinin nedeni olarak, yani hükümet bir şeyi yapmaya kafasına koyduğu zaman kimseyi dinlemiyor. Şu %2'ler var.
söylediğim, yani insanlar diyor, şirketler, insanlar derken şirketler, bilanço esasında kurumlar vergisi mükellefi, geri vergisi mükellefleri %2'yi ödesinler, bana bir para ödesinler, bunu gerçek durumuna getirsinler. Ben de bunu tavsiye ediyorum. Neden? Siz şimdi bir taşınmaz arsa var, bunu getirdiniz 3 milyonken 7 milyona getirdiniz, 4 milyon üzerinden %2'yi ödediniz, 80 bin lira. Doğru hesaplıyoruz değil mi? 80 bin lira ödediniz. Şimdi ne yapacaksınız? Bu yeni değer üzerinden amortisman ayıracaksınız. Yani yaptığım hesaplara göre 6. aydan sonra taksimetre mükellef lehine çalışıyor. Hem bilançoda gerçek rakamlar yer alacak, bilançonuz büyüyecek, kredi almakla ilgili sıkıntınız olmayacak. Bunun uzatılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama diyor ki burada da zaten 2023'te şartlar oluşmasa bile yaptıracağım ama geçmişe ilişkin karlar zararları dikkate alınmayacağım diyor. Bu tür bir enflasyonist ortamda gerçekten de enflasyon muhasebesi haktır düzeltmesi. Bu kanunla erteleniyor. O yüzden bu vergisi kanunu geçici 31. maddeden faydalanmalarını öneririm. Çok daha işletmelerin lehine hükümler doğuruyor. Bunu değerlendireceklerdir ama benim önerim bu. Peki. İsmail Sevinç'e döneceğim ama şu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yine bazı mesajlar var. Onları hızlıca okuyup staj sigortası meselesine geçeceğim. Mesela Hayrullah Bey demiş ki EYT için talep edenlere bordrolu çalışması engellenerek emeklilik hakkı verilebilir. Boşalan yerlere yeni girişlerle işsizlik düşebilir. O zaman da bordrolu çalışmaz yani. Hani kayıtsız çalışır, o da olur. Şimdi her böyle adamın bir farklı yanıtı olabilir. Diyor ki Adem Bey, emeklilikte prim gün sayısı tamamlayanlara en alt taban olan 2500 lira emekli maaşı bağlanmalı. Bu insanlar için ek gelir olur. Yaş şartını doldurduğunda da ek gösterge bazında refah payı eklenmeli, maaş yükseltilmeli demiş. Yani dolduran hemen emekli olsun en alt sınırdan 2500'den. Yaş geldiğinde de o alması gereken seviyeyi yükselsin maaş gibi anlıyorum ben. Bu da ilginç bir öneri yani. Farklı bir formül. Yönetilmesi zor ama tabii olabilir ama yönetilmesi zor. Yani. Tamam, yönetilmesi zor dedi. Şunu okuyayım. Bu benim de katıldığım bir. Onun öncesi İsmail Bey'in mesajı var. Diyor ki Barış Bey, yaşı dolmuş ama az bir zamanı kalmış kişilerin kalan eksik primleri peşin ödeme yapılsa olmaz mı diye bir mesaj var. Devent Bey'in de mesajı şu, yani 54, İsmail Bey diyor ki 54 yaşında iş bulma şansımız yok, kimse iş vermiyor demiş. Devent Bey'in mesajı bunu tamamlıyor. Devent Bey'in mesajına da katılıyorum bu arada, baştan söyleyeyim. Barış Bey, çalışmak güzel şey. İnsan onuruna yakışır bir maaşla. 65 yaşına kadar da çalışılır. Sıkıntı, iş güvencesi yok. İşveren bir gerekçe üretip iş akdini feshedebiliyor. İnsanlar da maalesef işsiz kalıp sıkıntı çekiyor. Bence EYT meselesinin aslı budur. Yani evet, doğru. Bu ileriki yaşlara kadar çalışmayla ilgili sıkıntı var. Sıkıntı, doğru. Haklı izleyicimiz. Üstad, bu staj sigortası, bu da gene hep konuştuğumuz, bize gelen o otomatik bolca mesajların olduğu bir konu. Bu konuda da Sayın Bakan'ın bir açıklaması mı var? Evet, var aslında. Onu istersen, çok, zaman da çok azaldı. Bir 5 dakikamız var, evet. 5 dakika var mı? Var, tamam. Var. Konuşabiliriz. Çünkü bir iki cümlede emekli aylığı bu ay yatacak mı, zamlı aylıklar, ona girmek istiyorum aslında. Hızlıca. Çünkü orada başka bir konu var. Şimdi staj sigortalı, Sayın Bakan'ın açıkladığı şu. Bunu gündeme alacağız, staj sigortalılığını. Bunu çıkaracağız diyor aslında metinde. Yani staj sigortalılar için aslında gerçekten bir haber bu. Hatta burada tartışmıştık, siz de gündeme getirmiştiniz. Yani staj sigortası netice itibariyle kimdi? Meslek liselerinde olanlar. Diğer tarafta 3388 sayılı bir yasa var. O yasaya bağlı zamanında iş yerlerinde stajyer ya da çırak olarak çalışmış olanlar, kalfa olarak çalışmış olanlar. Bunlara sadece kısa vadeli sigorta kolları uygulanıyordu. Bir dönem sadece iş kazası uygulandı. Sonra hastalık sigortası uygulandı ama emeklilik uygulanmadı. Hizmet dökümlerinde görüyorlar ama emeklilik başlangıcına kabul edilmediği için emeklilik gün sayıları da, yani emekli olma süreleri de uzuyor. Emekli olamıyorlar. Başlangıç kabul edilse ya da o süreler borçlanılsa diyor, biz erken emekli olabiliriz.
Biraz önce denildiği gibi herkes erken emekli olmanın derdinde, haklılar mı? Yani desteklemek lazım, görmek lazım. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz ve bunu hani çıkarmak istiyoruz devinden. Sayın Bakanım, benim gördüğüm açıklamalar arasında bu vardı. Çok hızlı isterseniz şeye de gireyim. Bir dakika, girmeden şunu sorayım. Yine hep ben bugünle karşılaştırmak istiyorum İsmail Sevinç izninle. Çünkü tabii, haksızlıklar oluyor. Mesela şu an staja başlayanların staj sigortası yapıldı diyelim. Onların mesela emeklilikte ilk günleri bu başlangıç mı sayılıyor? Ya hiç sayılmıyor. Onlara da zaten öyle bir düzenleme. Yani işte şimdi tamam, tabii, geçmişi yapıyorsan şimdi de yapacaksın. Tabii %1, onlar %7 prim ödüyor. Yani %1 iş kazası yarım ödüyorlar. Yani içinin yarısını ödüyor. İşte genel sağlık sigortası da %6 ödüyor. Düzenlerken zaten burada senin de dediğin gibi ikisini birlikte düzenlemek öyle gerekir. Olur diyorsun. Tamam. Burada tabii yeni bir hak verilmiş olur. Burada da. Tamam. Diğer konuya geçebiliriz üstad. Hızlıca emekli aylıkları, bugün açıklamalarda emekli aylıklarıyla ilgili ödemelerde, yani emekli aylığının zamla ödenmeyeceği memur aylıkları, neden? Mecliste yasalaşmadı henüz. Yasalaşmadığı için bu 7,5'tan, yani memurlar 30,5 alacaktı ya, 28 ödenecek. İşte diğer taraftan da emekli aylıklarına zam yapılmayacak. Yani emekli aylıkları derken zam yansımayacak. Hangi emekliler? Memur emeklileri ya da bir taraftan 1500'den 2500'e çıkanlar var ya, onlar kanuni düzenleme gerektiriyordu ya, o yasalaşmadığı için şimdi onu alamayacak mıyız diyor. 17'sinde gideceğim, 17'sinde 25'i arasında, 26'sı arasında SSK'lılar aylık alıyor. 25-28 Bağkurlar alıyor. Ayın başında emekli sandığı alıyor. Şimdi o şöyle aslında, doğru kanun çıkmadı ama fiili imkansızlıklar var. SGK aylığı 12'sinde 13'ünde gönderiyor. SGK aylığı 12'sinde 13'ünde hazırlamak zorunda. Bankaya gönderiyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası 12-13'ünde gönderiyor. Özel bankalar 14'ünde göndermek zorunda. Bu dataları da oluşturmak zorunda. Çünkü neye göre oluşturacak? Bir kanun çıkacağı beklentisi var komisyonda. Muhtemelen buna göre hazırlamıştır zamlı aylıkları. Her ne kadar kanun çıkmasa da komisyondan geçtiği için benim tahminim zamlı aylıklar yatacak şeye. Yani tahminin. Yani muhtemelen %90. Para varsa. %90 başka türlü açıklanamaz çünkü. Datalar gitmiştir. Dönmez yani onlar. Ne güzel, kanun çık, yani düzenleme olmadan yatabiliyorsa daha önce de yatsa. Ama şöyle düşünün siz. Yani siz hazırlık yapmak zorundasınız. Yasa gereği 12-13'ünde aylık dönüyor. Hangi aylığı göndereceksiniz? Komisyondan geçmiş bir metin var. Bilemedim. Yani onu öngörerekten bir çalışma. Ama aylıklarda 5 verir. Sorun yok ki. Efendim, sorun yok ama 5 dakikada da hazırlanmıyor. Avans mahiyetinde verir, sonra muhasebeleştirir. Problem yani, yok. O çok problem değil. Anladım. Bir de şöyle, yani 5 dakikada da hazırlanmıyor. Datalar giriliyor, işte muhasebeleştiriliyor. Yok, disketler işte sanal ortamda gönderiliyor. Banka bir hazırlık yapıyor. Paralar hazırlanıyor, yani büyük paralar bunlar. Peki. Ve o ödemelerde netice itibariyle muhtemelen zamlı olaraktan, yani 2500 muhtemelen alırlar. Senin yani, tahminin o. Tamam. Ben bugün yani yetişmedi şaşırmasınlar falan. Şaşırmasınlar yani. Evet, şaşırmasınlar. Görürlerse. Umarız güzel bir şaşırma olur yani. Aa, ne güzel zamlı yatmış diye. Yani, tabii canım yani. Peki. 3 gün sonra yatacak para şimdi yatacak. Çok teşekkürler. İsmail Sevinç, ağzına sağlık. İyi akşamlar. Nedim Türkmen, çok teşekkürler. Ağzına teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Gündem yoğun. 22'de buluşacağız efendim.